Tango Terapi Platformu'nun hazırlamış olduğu yeni bir Chitango Talks programına hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz? Workshop Tango Cafe'deyiz ve bir tango eğitmeni aynı zamanda şu anda Reşit'e Metin Can Sarıkaya bize eşlik ediyor. Bu duvarlar, aynalar tango tarihinin ilklerine imza attı bu Chitango Talks söyleşileri sırasında. Türkiye'nin tango yolculuğunda ilk çıkış noktası, yani dünya tarihindeki tango ile karşılaştırılırsa o eski tüfekler dediğimiz bir ismi bugün ağırlıyoruz. Kendi tabiriyle multidisipliner bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Çok yönlü bir sanatçı ve Tango Roma Orkestrası'nın, Tango Turizma'nın, Tanju Yıldırım Akademi'nin kurucusu, mimarı, bir tango eğitmeni. Ama her şeyden önce bir opera oyuncusu. Sahnelerden ve ekranlardan tanıdığımız bir haber spikeri. Perfore seslendirmeden çeşitli çizgi film seslendirmelerine kadar pek çok alanda ekranlarda yüzünü gördüğümüz, Devlet Opera Balesi'nde sahne alan, hatta başrollerde yer alan, İstanbul'da festivallere katılan, baleden operaya, müzikten besteciliğe, özgün bir şekilde bandoneon çalmaktan gitar, piyanist birçok meziyeti kendisinde taşıyor. Ve aynı zamanda yenilikçi, aynı zamanda yeni öğretim anlayışlarına açık, uzun bir girizgahı hak edecek kadar 10 parmağında 10 hüner demek isterdim. Ama ben görüyorum ki bir Hint tanrısı Shiva gibi kolları da çok o 10 hüner olarak sayabileceğim eller çok fazla. Dolayısıyla biz merak ediyoruz. Başlangıçta tabii bir askeri okulla başlayan ama orada da rahat durmayan bir içinizde bir yaramaz çocukla orkestralar, bir yandan baleler ve arkasından bir opera oyunculuğu Devlet Konservatuvarı'nda geliyor ve yüksek diye bir şey var. Tabii onu merak ediyoruz. Yükseği ne oluyor diye. Çünkü bilinen bir şey değil. Ve opera devlet, opera denince mesela ilk akla opera geliyor. Halbuki opera oyunculuğu ayrı bir şey. Onun algısı ayrı ve üzerine Mimar Sinan Üniversitesi'nde sinema televizyon Marmara Üniversitesi'nde sinema televizyon eğitimi alıyorsunuz, yükseğini yapıyorsunuz aynı zamanda ve ondan sonra böyle bir sanatla ve sporla ve baleyle ve müzikle ve aynı anda ve hepsini aynı anda yapmak gibi böyle bir sürü şeyi birlikte taşıyorsunuz. Bu arada da tabii ki geçmişte burada bir milli atleti ağırladık. Aynı zamanda akademisyen Türkan Bulut'u ağırladık. Türkan Bulut'la da biz duyuyoruz. Ne sizden ne de ondan aslında duymadık ama biz duyumları aldık. Bir de almış olduğunuz bir yurt dışında galiba bir yarışmaya katılıyorsunuz. Orada da bir ödülünüz var. Şimdi böyle bir girizgah yapmış olalım ama öyküyü biz sizden bilelim, tanıyalım birazcık sizi. Sonra 97'li yıllara gelip oralarda neler oldu, nasıl bir çıkış noktası oldu, sonra da yeni projelerinize doğru ilerleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Burada bugün sizlerle olmak güzel. Size Çiğdem Hanım ve sevgili Metin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için. Ayrıca size güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Bir iki küçük düzeltme yapmam lazım. Evet, ben İstanbul Devlet Opera Balesi'nde proje bazında oynamakla birlikte İstanbul Devlet Opera Balesi'nin kadrolu bir oyuncusu değilim. Dolayısıyla hani opera oyuncusu, oyunculuğu eğitimi aldım ama çok aktif olarak operalarda oynamadım. Yer yer proje bazlı müzikallerde, küçük operalarda oynadım.
Zaten benim yolculuğumun başlangıcı da hani opera hedefinden ziyade daha çok müzikal hedefliydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi askeri lisede okuduktan sonraki askeri lise bana birçok şeyin tanıtan, kapılarını açan bir yer olmuştur, bir kurum olmuştur. Hala çok büyük bir minnet ve saygıyla anıyorum. Askeri liselerin kapatılması da ayrıca bence hiç iyi olmadı. Çünkü temelinden sağlam Atatürkçü askerlerin yetiştiği, bireylerin, bırakın asker olmayı, bireylerin yetiştiği önemli mekanlardı, önemli okullardı askeri liseler. Ben orada okuma şansına eriştim. Ve orada baleyi, operayı, tiyatroyu daha da yakından tanıdım. Onun öncesinde küçük bir çevreden yetişmiş bir çocukken askeri lisenin bana vermiş olduğu bu imkanlarla bize her değişik sürelerde tiyatroya, baleye, operaya götürürlerdi. Ve ben orada onları bu sanat dallarını tanıma fırsatını elde ettim. Yine tiyatro kulübü, İngilizce tiyatro kulübü gibi yerlerde sahne aldım. Sahne aldıkça beğeni topladım ve zaten hani kendime ait hissettiğim yeri buldum daha çok. Hatta bir orkestrada bir dans grubunuz da varmış. Tabii tabii, askeri lisede ben aslında yani biraz oranın meşrebine de ufaktan aykırı gelebilecek şeyler de yaptım. Aykırı değildi elbette ama hani o döneme göre marjinal sayılabilecek şeyler. Nasıl kabul ettirdiniz onları? Oradaki algıyı nasıl yönettiniz? Şöyle, her zaman çok açıklardı. Komutanlarımız bizi, her öğretmenlerimiz, komutanlarımız her konuda çok desteklerlerdi. Dolayısıyla bunun kişinin, oradaki öğrencinin akışına, dersine, hayatına olumsuz tesir etmeyecek şeyleri her zaman desteklediler. Nitekim zaten bizim okulumuzun kendi yapısı içerisinde tiyatrosundan, orkestrasına, atletizm takımından, jimnastik takımına çok geniş yelpazede insanları hep böyle ekstra aktivitelerle uğraşmak adına desteklediler, yönlendirdiler. Ben de orada tabii şeyi buldum, tiyatro müzikal kanalını buldum. Orada işte önce lise 2. sınıfta bir tiyatro oyununda başrol oynadım. Our Town, Kasabamız diye önemli bir eserde oynadım. Sonra lise sonunda bir müzikalde oynadım ki benim gerçekten hayatımda önemli bir dönüm noktasıdır o. Almanya'dan Türkiye'ye ne zaman geldin? Almanya'dan ben çok küçükken Türkiye'ye dönmüşüm. Almanya'da yaşamadım. Doğduktan bir 6 ay sonra ben dönmüşüm. Daha sonra çok sık gittim. Bir dönem orada yine yaşadım ama lisedeyken öyle bir affedersiniz, bağlantı yoktu. Velhasıl o müzikalle birlikte dedim ki benim olmak istediğim yer sahne ve müzikaller. Konservatuvar okumak istedim. O dönem bir müzikal bölümü yoktu. En yakını opera bölümüydü. Opera bölümünü kazandım. Orayı çok sevdim. Operayı da çok sevdim. Hocalarım, oradaki ortam gerçekten kendime ait hissettiğim, olmak istediğim yerdi. Ama yaş geçtikçe, yıllar geçtikçe anlıyorsunuz aslında sanatın özellikle lisenin sonuna kadar hani lisedeki çalışmaları çokça saymazsak lisenin ortasına sonuna kadar sanatla uğraşmamış bir birey olarak ne kadar büyük bir açlık duyuyorsunuz aslında. Dolayısıyla ben her şeye el attım sizin de değindiğiniz gibi. Konservatuvardaki dersleri, bazı dersleri ilerilere taşıdım. Mesela pantomim dersimiz, pantomim ve hareket dersimiz vardı. Onu ben biraz daha ileri boyuta taşıdım. Hatta bir dönem mezun olduktan sonra konservatuvarda mim öğretmenliği de yaptım. Nasıl tanıdınız onu? Yani şimdi o biraz aslında hani bedenini aramak, bedeniyle ilgili sorgulamak ve bedenini eğitmekle alakalı. Mesela dans konusunda ben 22 yaşında baleye başladım. Aslında geç bir yaş ama ben anladım ki 12 yaşında kızlar falan çocuklarla, 12 yaşındaki çocuklarla derse giriyordum. Birçok insan buna aslında cesaret etmez ama benim için o sanatın kendisiydi önemli olan. Ama 1,5 saat güçlü bir süre yani. Tabii. Kondisyon gerekti. Tabii. Bir süre öyle çok her gün düzenli bir şekilde dersler aldım. Rahmetli oldu. Bolşoy'da da dans etmiş. Kazakistan'dan bir değerli isim Ramazan Bapov
Başta beni pek kabul etmek istemedi ama ondan sonrasında çok beğeniyle, övgüyle bahsetti. Sonrasında işte İstanbul Festivali'nde Çağdaş Bale Topluluğu'yla küçük bir rol de olsa İstanbul Festivali gibi uluslararası bir organizasyonda dans ettim. Şimdi bunlar hep aslında keseyi doldurmakla alakalı. Eğer sahne üstünde olan bir sanatçıysanız muhakkak ki farklı disiplinlerden beslenmeniz gerekiyor. Ve sizin vücudunuzun, sesinizin, kalbinizin yettiği kadar yelpazeyi genişletebilmek gerekiyor. Bu hep benim aradığım, istediğim bir şeydi. Ve hal böyle olunca işte baleden sonra kısa bir dönem yurt dışında yaşadım. Almanya'da bir şan hocasıyla tanışmıştım. Orada şan dersleri aldım. Kaç senesine geldik? 92 idi yanılmıyorsam. Bu bahsettiğim işte Almanya'da bir yıla yakın yaşama serüvenim. Bu şeyler sahne falan, bu işte deli dolu başroller. Onlar daha sonra. Onlar daha sonra. Ve tüm bunlar içerisinde Almanya'dan döndükten sonra işte yine o arayışlarda ki o zaman özel radyolar yeni kurulmaya başlanmıştı. Bir parantez yine tabii. Aralara giriyorum. Aynı zamanda çünkü bu yaptığımız çalışmalar ilkler olduğunuz için tarihsel olarak da saptamalar olsun, birazcık kronoloji de şekillensin açısından hani anlamaya çalışıyorum. O sırada kendinize ait bu diğer enstrümanları, işte piyanoyu ya da işte bateri ya da işte perküsyon, bunları keşfetmiş miydiniz kendinizde? Bunlar da çıktı mı? Yoksa onlar daha sonraki yıllarda mı gelecek? Şöyle, konservatuvarda bizim piyano derslerimiz vardı zaten. Yardımcı piyano derslerimiz olurdu. Onunla birlikte ben bir yandan caz müziğini de severdim. Evde muhakkak ki kendi kendime her akşam böyle bir caz session'ım vardı benim. Caz müzikle ilgilenip işte o akorları, değişik akorları basıp kendimi geliştirmeye çalıştım. Diğer enstrümanlar da hep elime alıp biraz biraz böyle deneyip başarmaya çalıştığım şeyler. Açıkçası hani çok iddialı olduğum söylenemez bir gitar enstrümanında, bir davulda, bateride. Ama biraz biraz çalarım birçok enstrümanı. Piyano daha keza hiç fena değildir. Ama son işte 10-15 yıldır, belki daha fazla, saat tarihini bilmiyorum. Çok böyle hani haşır neşir olduğum enstrüman bandoneon zaten. Ona da birazdan geliriz. O dönemde işte 92, daha sonra ben Almanya'dan döndükten sonra özel radyolarda ben haber spikeri olarak çalışmaya başladım. Seslendirme yapmaya başladım. Öyle bir yolculuk başladı. Bir yandan konservatuvardaki eğitimim devam ediyordu. Özellikle sahne dersleri, şan dersleri ağırlıklı bir şekilde. Ben hep böyle farklı şeyleri arayan halde devam ediyordum. Yine konservatuvar yıllarında devlet tiyatrosunda... O zaman konservatuvar devam ediyorsa sinema, televizyon daha sonra okumadan önce siz haber spikerliğine başlamışsınız. Tabii. Başlamıştım. Birkaç radyo, işte İstanbul FM'le başladım. O zaman birkaç radyodan biriydi İstanbul FM. Ardından Radyo Kulüp, ki daha sonra Radyo D oldu. Sonra Kanal D'ye geçtim ben. Kanal D'de haber seslendirmesi yaptım, perfore okudum. Tam ekrana çıkacaktım, krizler oldu, bir şeyler filan. Sonra ardı ardına işte aralıklarla, bir yandan öğrenciliğim devam ederken Teknoloji Channel, Karadeniz Televizyonu filan gibi bir takım kanallarda da haber spikerliği yapmaya devam ettim. Sonra haber spikerliğine ara verdim. Hatta paralelinde tango yavaş yavaş işte konservatuarı bitirdikten hemen sonra oluştu. Kaç yılına geldik? 96 yılında konservatuarı bitirdim. Sinema televizyon master yapmaya başladım. Şimdi bizim konservatuar 6 yıllık bir bölümdü ve 6 yıl sonunda yüksek lisans mezunu oluyordunuz. Şimdi 6 yıl bir okulda okumak, hani bir senede yurt dışı var, 7 yıl bir okulda okumak, aynı çevreyi solumak elbette güzel şeyler ama dışarıda ne varı da çok merak ediyor insan. Dolayısıyla sinema ve televizyona ilgimi biraz eğitimle bezemek istedim. Marmara Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisansımı yaptım sinema televizyon üzerine. Bu
Tabii bana yeni bakış açıları, yeni insanlar, yeni deneyimler kazandırdı. İşte o dönemde tango, zaten benim konservatuardaki dans derslerimiz değişik formlarda, işte menüe, vals filan gibi klasik formlarda, danslardan oluşuyordu. Bir yerinde tango da vardı. Tango beni müzik olarak çok etkiliyordu. Dans olarak da etkiliyordu ama hani Türkiye'de bir örneği yoktu tangonun. Bizim konservatuvardaki yani de... Yani değişik formlarda vardı tabii. Seval Uğur Mutlu, Ümit İris. Evet. Avrupa tangosu, bolero karışımı diyebileceğimiz bir rahmetli Ümit İris'in, Ümit Hoca'nın kendi oluşturduğu bir formu vardı. Bize konservatuvarda gösterilen de biraz daha böyle Avrupa tangosu kimliğinde biraz daha böyle baletik bir tür tangoydu. Ama şimdi o dönemler ya Arjantin'in bu tango aslında ve Arjantin tangosu diye bir şey varmış diye duyardık hep. O zaman tabii hani YouTube filanı bırakın, bilgisayarlar bile yok. Bavullarla CD'lerin taşındığı yıllar. Tabii canım, değil mi onlar? Ben ne servetler yatırdım sonrasında. Çok dinledik onların hikayelerini. Evet. Koskocaman bir bavullara giderim, yarısı kıyafetlerim, yarısı CD. Evet. Şimdi herhalde 600 tane falan CD var öyle evde, evet. Yatıyor. Tabii onlar MP3'e çevrildi, hepsi, o da ayrıca emek. Çok ciddi bir arşiv, çok ciddi bir yatırım bir anlamda. Yaklaşıyoruz şimdi 97 senesine mi? Ama önce bandoneon'un öyküsü geliyor galiba. Yok, bandoneon daha sonra. Bandoneon daha sonra. Bandoneon, şimdi benim konservatuvarın son yılındayken bir idealim oluşmaya başladı. Ben tango söylemek istiyorum ve tango dans etmek istiyorum. Arıyorum tarıyorum, yok. Sonra sevgili konservatuvardaki dans hocam, Oral Yazıcı vasıtasıyla Ayşegül Betil'le tanıştım. Caz dans yapıyordu. Ben işte böyle değişik dansları arıyorum. Onun caz dans derslerine katıldım. Sonra onları tango, bir ekip halinde tango da yaptığını Çetin öğrendim. Çetin Hoca da vardı galiba orada. İşte Çetin Hoca çalıştıkları bir hocaydı. Bir de Ümit Hoca. Ben hem Çetin Hoca'ya gittim, birkaç ders aldım. Hem esas Ümit Hoca'ya gittim, yine birkaç ders aldım. Ama dediğim gibi bir Arjantin tangosu denen bir şey var. Kasetler var, video kasetler elimize geçiyor, izliyoruz filan. Şimdi bizim yaptığımız iyi, hoş, güzel de bunlar daha başka bir şey yapıyor. Bu ne filan derken. 97 yılında Cemal Reştire'de bir tango konseri olduğunu duydum ve gittim. Bir trio ve iki çift de dansçı. Programa bakıyorum. Yabancı isimler. Neyse, güzel bir gösterinin ardından çiftlerden biri, erkek, aldı mikrofon eline. Dedi oraya Arjantinli yazılmış isim ama ben Türk'üm aslında dedi. Metin yazır. Sonrasında ben kulise geçtim, işte konser sonrasında tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Ne yaparız, ne ederiz, ne olur, ne biter derken kolları sıvadık. Ve Türkiye'de Arjantin tangosu formatını yerleştirmek üzere kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Sonrasında zaten çok hızlı bir şekilde ilerledi. Siz kronolojik diyorsunuz ama ben çok da iyi değilim. Böyle biraz... Ben toparladım aslında zihnimde. Çünkü çok süper. Farklı yerlerden dinlediğim için ben tabii oradaki hani sıralamayı aşağı yukarı biliyorum. 99'a kadar birlikte çalışıyorsunuz. Sonra 99'da siz ayrılıyorsunuz. 2001'de Serdar Sungar ayrılıyor ve kendi yapılarınızı kurmaya başlıyorsunuz. Hı-hı. Yani öyle bir süreç var, o Kalamış Yelken, Marmara Yelken de başlayan Milonga süreçleri. İşte o Betil ya da işte o sizin ekipli Ayşegül Betil'e. Ayşegül Betil. Yani o kısımlar aşağı yukarı hani onunla ilgili bir aydınlanmamız var. Ondan sonra kendi yolculuğunuzda nasıl ilerlemeye başladı tabii. Bir de sizin kendi bir oluşum yaptığınız. Dans artistik gibi bir isim var bu arada, tango ismi o zaman mı geliyor? Aslında hepsi birbirini, yani hepsi, birbirini evet. Takip ediyor. Şimdi şöyle, aslında o dönem işte benim Metin'le tanışmam ve daha önceden tanımakta olduğum Ayşegül Betil, Serdar Sungar, Atilla Arsan gibi isimlerle onu bir araya getirip tanıştırmam aslında yeni bir oluşumun çekirdek kadrosunu oluşturmaktı demekti. Zira bu bahsettiğim
isimlerin o ilk sizin o Guardia Vieja, eski tüfekler diye adlandırabileceğimiz bir yeri var. Dolayısıyla burada hemen ardından Aydoğan Arkış'ın bu yapı içerisine katılması derken Ankara'dan Didem Dinçerden'in yani isim unutabilirim dediğim gibi isimler ve tarihler konusunda evet. çok iyi değilim. Unuttuğum arkadaşlarım olursa lütfen beni affetsin. Ama çok güzel bir çekirdek ekiple el birliğiyle herkes çalışmaları başlattı. Başını ben ve Metin'in çektiği bir organizasyon, bir yapı içerisinde. Metin tabii geliyordu, burada çok kısa süreler kalabiliyordu. İlk bir Ağustos ayı, 97 Ağustos ayında geldi, 2 hafta kaldı. 2 haftanın sonunda bayağı işte biz bir şeyler yapıp daha sonra Kalamış Yelken Kulübü'nde ilk milongayı gerçekleştirdik. Hatta bizim orada Metin'le erkek erkeğe bir gösterimiz bile olmuştu ilk o yıllarda. Ardından Marmara Yelken Kulübü sizin de söylediğiniz gibi başladı. Türkiye'nin ilk düzenli milongasıdır Marmara Yelken Kulübü. 15-20 kişiyle başlayıp bugün 25 kişiye evrilen bir süreçten bahsediyoruz. Tabii. Evet. Yani gerçekten her hafta aynı 15-20 kişi bazen şehir dışından ki yavaş yavaş başlayınca ya da merak edip gelip görmek isteyenler oluyordu Marmara Yelken Kulübü. Ardından bir ikinci milongayı şeyde başlattık, Mühendishane'de başlattık sevgili Serdar Sungar'ın da girişimleriyle. Dolayısıyla yavaş yavaş amacımız yaygınlaştırmaktı. Şimdi ben o zaman bir tek Türkiye'de ilk dersleri veren bu yapı içerisindeki kişiydim. Aslında ders verirken öğreniyordum bir yandan ama bu şöyle bir anlama gelmesin hani birden tangoya başladı ve ders vermeye başladı. Hayır işte biraz önce sözünü ettiğim benim o sanatsal açgözlülüğüm, biraz bale, biraz caz dans, biraz modern dans, farklı türdeki danslarla kendimi beslemem, pantomimle kendimi beslemem, müziği iyi bilmem, oyunculuk falan derken aslında o hepsinin tangoda yansımalarını gördüm. Ve bu benim aslında bedensel kapasitem ve öncesinde uğraşmış olduğum şeyler çok hızlı bir şekilde tangoya adapte olabilmemi beraberinde getirdi. Ve pratiklerle başladı önce benim serüvenim. Daha sonra ufak ufak dersler vermeye başladım. Her hafta işte pratiklerde bir araya gelirdik arkadaşlarla ve tangolar paylaşılırdı. Derken dersler olmaya başladı. Derken işte sizin de değindiğiniz gibi hızlı bir şekilde bu iş yayıldı. Sonra Ankara'ya Arjantin Büyükelçisi'nin geldiği, orada bir bandoneon ilk çalma şeyleri var ama o güzel araştırma. Bir de Orhan Avşar'ın tabii o iki tane bandoneonunu falan koleksiyoncudan alıyorsunuz falan. O kısmı birazcık hem bir acıklı öykü arkasından. Şimdi o dönemde bu benim hedefime koyduğum, ben tango söyleyeceğim ve tango dans edeceğimin dans etme kısmı olmaya başlamıştı artık. Söyleme kısmında benim organizasyonu yapmam gerekiyordu. Nitekim şehir tiyatrosunda bir tango konseri yapılması planlanıyordu. Orada ben solist olarak yer aldım. Ve o projenin içerisine dansı da kattım. Ve biraz önce sözünü ettiğim Ayşegül Betil, Atilla Arslan, Serdar Sungar, Sema Sungar, ben ve o dönem benimle birlikte dans eden Tuğba Akyıldız birlikte o sahnede yer aldık. Ben hem söyledim hem dans ettim. Hangi sene? 98 galiba. Dedim ya tarihlerle çok aran iyi değil. Fakat işte orada ilk başta hayalimde olmayan ama neden olmasın dediğim bir şeyi gerçekleştirdim. İlk defa, belki de dünyada ilkti. Şarkı söylerken aynı anda dans ettim, tango dans ettim. O keyifli bir iş olmuştu. Derken bandoneon enstrümanı çok ilgimi çekmeye başladı. Ya işte, duyuyoruz, çok zor bir enstrüman. Yani çalınması en zor enstrüman. Daha sonra
koleksiyoncudan Orhan Avşar'ın bandoneonunu buldum ve onu satın aldım. Satın almaktaki amacım şuydu. Bandoneonist olayım, bandoneon çalayım değil. Biraz uğraşırım ama muhtemelen çalamam çünkü çok zor bir alet. Ama Orhan Avşar gibi değerli bir müzisyenin, Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir müzisyenin, bilmeyenler için onun da notunu düşmüş olalım. Orhan Avşar, Allah rahmet eylesin, Arjantin'de, çocukluğu Arjantin'de geçen ve orada yetişen çok değerli, tam bir İstanbul beyefendisi, bandoneonist. TRT Tango Orkestrası'nı kuruyor. Tango'nun popüler olduğu dönemde gerçekten güzel çalışmalara imza atıyor. Fakat daha sonra tango popülaritesini yitirdikten sonra işte hayat gailesi bir gece kulübünde teşrifatçılık yapmak zorunda kalıyor. Ve bir sabaha karşı işten eve dönerken bir kamyon çarpması sonucu vefat ediyor. Bu hikayeyi duyduğumda bana çok dokundu. Sonra bandoneonunun satılık olduğunu duyunca ben onu hemen almak istedim. Nedeni dediğim gibi çalarımdan ziyade bu tangoya gönül vermemiş, tangoya ehil olmayan, hele ki bir yabancının eline geçmesin, tangoyu Türkiye'de temsil eden bende dursun kaygısıydı. Ve ben o niyetle aldım. Önce biraz baktım, ya bu deli işi dedim, bu nasıl bir şey dedim. Kenara koydum, kaldırdım. 2 sene dokunmadım. 2 sene sonra böyle bir alıp kurcalamaya başladım. Oluyor bir şeyler. Piyano notalarından düzenlemeler yaptım. İşte biraz piyano çalmamdan, tabii ki yani konservatuarda iyi bir solfej eğitimi almamızdan ötürü. Biraz kurcalarken bir şeyler çıkmaya başladı ve Ankara Palas'a geldi hikaye. Rahmetli oldu, o da çok genç yaşta rahmetli oldu. Sevgili arkadaşımız, çok güzel bir insan, Didem Dinçer'den, Ankara'da bu işin organizasyonunu sağlayan, var olmasını sağlayan önemli bir isim. Bu 2000 yılına falan geldi. Tabii, aşağı yukarı geliyoruz. Sanıyorum, yani yanlışım olabilir, dediğim gibi tarihler benim için çok flu bazı noktalarda. Ankara Palas'ta bir gece yapmak istedi. O dönemde yine bir müzisyen arkadaş vardı Ankara'dan. Birkaç müzisyeni ben bir araya getirdim. Hadi dedim, küçük bir orkestra kuralım. Derken öyle 3-5 parçalık güzel bir şey yaptık. Minik bir konser yaptık. Ankara Palas çok özel bir yerdi. Zira Atatürk'ün locası falan. Tabii, locasının olduğu bir yer. O gün Arjantin Büyükelçisi de davetliler arasındaydı. Sağ olsun kalktı masama kadar gelip büyük bir memnuniyetle tebrik etti beni. Bu gurur verici bir şey. Öte yandan hani Türkiye'de aslında Avrupa ile Asya'nın tam ortasında bir ülkede binlerce kilometre uzaktan bir dansı, kültürü aslında orada yaşatan bir temsilci olarak da biz bulunuyoruz. O anlamda onlar için de muhtemelen gurur verici bir şeydi. Ki nitekim ilerleyen yıllarda birkaç yıl üst üste Arjantin Ülkeleri ve Kültürleri Festivali'nde ben Arjantin'i temsilen dans ettim. Takip eden yıllarda. Gustav yok değil mi? Gustav daha o zamanlar yok mu? Gustav. Bandeneon sanatçısı. Gustavo Batiste, yok o dönemde yoktu. Sonradan evet Gustavo'nun geldiğini duydum, tanıştım kendisiyle. Çok çok iyi bir bandoneonistir Gustavo. Hani Türkiye'de Arjantinli ve bandoneon çalan bir insan olmanın çok ötesindedir. Gerçekten dünya sıralamasında, dünya kalitesinde üst sıralarda yer alan kalitede bir müzisyendir. Ki bir dönem benim kurmuş olduğum Tangorama Orkestrası'nda da çaldı Gustavo. O daha sonraki yıllara tekabül ediyor. İşte o dönem yoktu kimse. Sonra yine dediler ki bana, Ankara'da biri çalmaya başlamış bandoneon. Nedir adı? Tolga Salman. İstanbul'da küçük bir konser verdi bir yerde, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. Çok beğendim, dinledim. O da böyle daha farklı tarzda giden. Onunla da tanıştım. Sonradan çok iyi dost olduk.
Çok iyi bir bandoneonist o da. O biraz daha tango mutfağının, tango repertuarının daha modern kısmında. Piazzolalarla başlayan, Daniel Minelli ile devam eden bir örgü içerisinde. Çünkü Tolga Salman da aslen bir kemanist. Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlamış, çok değerli bir isim. Ve şu anda gerçekten ülkemiz için bir gurur kaynağıdır Tolga Salman. Yurt dışında bandoneonuyla çok güzel konserler yapan çok değerli bir isimdir. Buradan ona da selam olsun. Çok güzel bir dosttur, güzel bir isimdir Tolga Salman da. Gustavo Batistessa dedik, Tolga Salman dedik. İşte o zaman yoktu ve ben kendi daha başıma yok, bir yere geldim. Bandoneon da yok daha, Ertuğrul sayesinde. Evet. O dönem olmaya başladı bandoneon, tam olarak bilmiyorum ama yine Türkiye'ye gelmişlerdi bandoneon orkestrası, yine Cem Arvestre'ye. Ben sonrasında tanıştım orkestra şefiyle, onunla da buluştuk. Kendisi bana öncelikle dansçı olarak teklifte bulundu. Pardon, solist olarak teklifte bulundu ya da ikisinden biri. Ama netice itibariyle bandoneon orkestrası da Nında ben hem dansçısı hem solisti olarak uzun yıllar görev yaptım ya da sahne aldım diyeyim. Bu arada kendinizinki de oluşmaya başlıyor. Oluşmaya başlamıştı. 2005'te kurdunuz Tangorama'yı. Aşağı yukarı 2001-2002 falan. Yok, daha sonra, mı? Daha sonra. O çok küçük küçük başlayan bir hikaye. Oraya geçmeden önce ben bandoneon orkestrası demişken yine değerli bir ismi anmadan geçemeyeceğim. Profesör Doktor Doktor Ertuğrul Sevsay. Evet, iki doktor titri var. Çünkü aslında kendisi dahiliye uzmanı, bir tıp hekimi. Aynı zamanda Cemal Reşit Rey'in öğrencilerinden. Tıp eğitiminin ardından, uzmanlığının ardından müzik kariyeri yapmaya başlıyor. Ve Viyana Müzik Konservatuvarı'nın şu anda orkestrasyon bölümünün başkanıydı. Hala aynı görevi sürdürüyor mu bilmiyorum. Ve onun da gönlü tangolara düşüyor. Ve çok değerli bir iş yapıyor. Tango müziğini, Türkçe tangoları... Kitabı yazdı zaten. Necip Celal Andel'in kitabını yazdı. Ve bir de albüm çıktı. Hatta piyasada o albüm. O albümde ben de iki parça seslendirdim. Normalde dört parça seslendirecektim. Fakat maalesef Türkiye'ye geldiklerinde bir gün, bir kayıt günümüz vardı. Benim de o dönem hasta olduğum bir dönemdi. Ancak iki parça seslendirebildim. Çok değerli işlere imza atıyor Ertuğrul Sevsay. Hem Türk tango tarihini, Türkçe tangolar tarihinin araştırmalarını yapıyor, kitaplar yazıyor, formlarını inceliyor, iyi bir arşiv oluşturuyor. En önemlisi o eski Türkçe tangoları yeni bir orkestral form anlayışıyla, bir Arjantin tango orkestrasyon anlayışıyla yeniden orkestrasyonunu yapıp seslendiriyor. Hatta kendi argümanlarından bir tanesi, yani tangoyu o monotonlaşmaktan kurtarmak. Yani bir yandan da o hani yeni akımlar ya da yeni arayışlar diyelim, hani tabir yerindeyse öyle diyelim. Evet, şimdi elbette ki yeni bir soluk getirdi oradaki orkestrasyona. Sazların, yani o orkestra içerisindeki enstrümanların renklerini daha iyi gösterebilmelerini sağlıyor. Çünkü eskiden şöyle bir şey varmış, atıyorum Odeon plakçılığın ya da sahibinin sesi, galiba ikisi aynı firma olabilir bilmiyorum ama her bir firmanın Beyaz Köpek. Evet, Avrupa'yı turlayan o plak şirketinin orkestrası olurmuş. Örneğin bu orkestra Yunanistan'a gidermiş. Yunanistan'da hangi plaklar kaydedilecekse o plaklara çalarmış. Türkiye'ye gelirmiş. Türkiye'de her değişik değişik tarzlardan şeylerle çalarmış. Şimdi orada tabii ki başka bir anlayış var. Daha sonra işte Türkiye'deki rahmetli Necdet Koyutürk, Fehmi Ege orkestraları, bu orkestraların kendi orkestral formları var. Tabii ki Ertuğrul Sevsay yepyeni bir soluk getiriyor bütün bu orkestral formlara. Dolayısıyla biz yurt dışında da, Avusturya'da da sahne aldık. Pandemi öncesinde 2019'du yanlış hatırlamıyorsam, Zürih'te
konser, bir sahne aldık, bir konser yaptık. Dolayısıyla bunlar değerli... Orada bandoneon mu çaldınız? Yok, orada solist olarak, bandoneon orkestrasıyla solist olarak bulundum. Bir yandan kendi orkestramı kurdum. Burada yine Arjantin ve Türkçe tangoları, bu sefer biz kendi tadımızla düzenleyip o şekilde çaldık. Onun da hikayesi aslında o böyle, o da... Bunlar devam ederken tabii bu arada dans nasıl gidiyor? Dans, dans çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yani bir yandan orası var, orada sürekli siz mesela milongalara giden biri miydiniz? Evet, milongaları yapan biriydim çünkü daha başka milonga yoktu. Onlar yapıyorsunuz. Tabii, milongaları yapan biriydim. Ve sonrasında Ankara'ya yolculuklarım başladı, Eskişehir'e yolculuklarım başladı. Eskişehir'de ve Ankara'da dersler vermeye başladım. Hatta o dönem televizyonda, HBB televizyonu vardı, o zaman orada haber spikeriydim. Böyle hafta sonu gider ya da pazartesi televizyondan çıkar gider, akşam ders verir trenle. Şu yayıncının işi yapamayıp sonradan sizin teklif aldığınız şey değil mi? Evet, yani evet. Yayıncı mikrofonu mu doğru tutamamış, bir takım hatalar yapmış. O programa biz konuktuk. Metin Yazır, Rebecca Schulman vardı galiba Amerika'dan. İşte Metin'le partnerlik yapıyorlardı o dönem. Bir de ben. O dönem orada yeni programa başlamış bir hanımefendi biraz şey yapıyordu. Hani programı sunarken kamerayı arkasında dönüyor filan derken işte ben biraz açıkçası onu yönlendirdim. Sonrasında oradan teklif aldım ve orada çalışmaya başladım. O da güzel bir anekdottur aslında. Sonrasında işte bir yandan haber spikerliği devam ediyor. Bir yandan tango devam ediyor. Şehir dışlarına gidiş gelişler devam ediyor. Buradaki öğrenciler devam ediyor. 2000 yılında... Türkiye'de acaba var mı o zaman daha... Bursa ayağı oluştu. Yok, o ilk yıllarda yok. Fakat çok kısa bir süre sonrasında Türkan da başlıyor. Dediğim gibi tarih olarak bilemeyeceğim ama hatta böyle aramızda güleriz. Türkan şey der, benim ilk dans ettiğim insan sensin biliyor musun? Eskişehir'e gitmişiz biz. İşte dersler, workshoplar filan. Orada Türkan dans etmezken onu ben dansa kaldırmışım, dans etmişiz filan. Onu söyler, güzel bir anıdır o da aslında. Şimdi 1999 yılında aslında kendi oluşumum Tangissimo ile başlayan yol, 2000 yılında benim Fener yolundaki Tangissimo dans stüdyosunu. Tangissimo aslında üretme bir sözcük. Hayır, en çok, en fazla tango, daha çok tango anlamına geliyor. Issimo, issima. Biraz şey, çokluk, nicelik katıyor kelimelere, İspanyolca'da, İtalyanca'da. Bellissima mesela, daha güzel ya da bellissima onun maskulini. Benzer şeyler ya da piano, pianissimo, yavaş daha da yavaş gibi. Tangissimo da öyle bir türetmeydi. Fakat sonrasında ben onunla çok sancı çektim. Her telefon konuşmasında herkesi anlatırken kodlamak zorunda kalıyordum. Trabzon'un T'si, Adana'nın A'sı falan diye. Tangissimo çünkü Tangizmo diyen oluyordu, Tangissimo falan diyen oluyordu. Derken Gremlins şeyi gibi böyle gizmo vardı ya. Evet, biraz o yüzden onu değiştirdim. Hemen küçük bir parantez açayım mı? Ben kelimelerle oynamayı sevdiğiniz için size bir hani ses ilk duyduğunuzda bir ses olarak, fonetik olarak, İkincisi de fikir olarak nasıl geliyor? Tango lektüel diye bir kelimenin tango dünyasına yerleşmesini istiyorum. Tango? Tango lektüel. Tango lektüel. O yerleşebilir. Biraz ama fonetik olarak, yani duyum olarak biraz zorlayıcı gibi geldi bana. Tango lektüel. Tango lektüel olsa olmaz. Tango lektüel. Tango lektüel. Tango lektüel İngilizcesi. İngilizce'de biraz daha böyle hani daha... akıyor ses olarak. Evet. Valla buyurun oturtun, evet, siz de onu oturtun, evet, ne güzel olur. Bir sürü isim geliyor. Sonra dönersek tangosunun... Velhasıl sonra orada tabii şu anda hali hazırda 21 yıl oldu Fener yolundaki dans stüdyomda. Şimdi
Tanju Yıldırım Akademi Akademi'ye dönüştürdüm. Ha. Sonra işte bu Takisimo'yu kodlama hikayesi beni canımdan bezdirdikten sonra Takisimo kalsın ama onu biraz üst başlık olarak geriye çekelim diye dans artistik adıyla yola devam etmeye başladık. O dönem ben işte 2005 yılı evlendiğim yıla tekabül ediyor. Orada eşimin de dahli var o dans artistik oluşmasında. Sevgili Büşra Yıldırım çok değerli bir bale sanatçısıdır. Halen aktif olarak dans eder. İstanbul Şirin. Devlet. Şirin değil mi? Evet, çok güzel. Evet, Ferhat ve Şirin'in Şirin'i çok güzel bir insandır. İyi bir hayat dostudur benim için. Büşra'nın şu anda dediğim gibi aktif dans ediyor. Hatta Devlet Opera Balesi'nde çalıştırıcı olarak, repetitör olarak da yeni bir görev de aldı. Dansı çok iyi bilen, çok çalışkan, çok disiplinli bir dansçıdır. O dönemde onun da bana katkılarıyla biraz ismin dans artistik olarak biraz daha yelpazeyi genişlettik. Zaten onun öncesinde de tango çok vardı, esas aksındaydı bizim oradaki çalışmalarımızın ama mesela o dönem Tangissimo aynı zamanda Latin danslarının, salsa'nın, merengue, rumba, cha-cha'nın da ilk adreslerinden bir tanesiydi. Orada da o anlamda da çok yoğun güzel şeyler oluyordu. Derken dans artistikte de maalesef telefonda bazen böyle sıkıntılar yaşadık. Dans artistik mi orası filan gibi sözler. Dedim tamam bu iş böyle olmayacak. Bir de zaten hani benim yapmış olduğum bu farklı disiplinlerdeki çalışmalar gerek oyunculuk, gerek müzik, gerek dans hepsi bir çatı altında. Tanju Yıldırım'ın aslında çatısı altında Tanju Yıldırım Akademi olarak devam etsin dedik. Ve Tanju Yıldırım Akademi olarak son yıllarda devam ediyor. Pandemide maalesef pandemiyle birlikte tabii ki hem insanların oradaki katılımcıların sağlığını da düşünerek kapattık, derslere ara verdik. Yeniden sonra, başladınız ama galiba. Onun müjdesini vereceğim. Sonrasında ben bir maalesef annem felç geçirdi. Geçmiş. Sağ olun diyemeyeceğim çünkü ardından ben bir kaza geçirdim. Bacağıma platin takıldı. Motosiklet kazası geçirdim. Derken annem vefat etti ve aslında 2020 yılı öyle benim için çok zor bir yıl oldu, sevimsiz bir yıl oldu. Bir türlü sonrasında da elim gitmedi çünkü beraberinde birazdan kısaca değinirim. Son 10 yıldır ben eğitim sektöründe çalışmalar sergiliyorum. Ve Evet, ben COVID konusunda zaten ayrıca bir session yapalım isterim. Çünkü tabii. Mülteciler aynı zamanda çok odaklandığımız alanlardan bir evet. tanesi. Süremiz bu arada daralıyor. Onun için bence ayrıca yani Ali Hazal'la birlikte bir proje götürüyorsunuz. Evet. O da çok değerli bir proje ve hani duyulması gereken bir şey. Ona teşekkür ayrı bir session yapalım ve onun üzerine konuşalım. Tamam. O zaman ben hemen müjdemi vereyim. Hızlanalım. Yeni yıla birlikte, Ocak'la birlikte tekrar kapılarını açıyor Tanju Yıldırım Akademi. Ocak itibariyle benim bizzat ders verecek olduğum, yine çok değerli isim arkadaşların değişik branşlarda ders verecek olduğu bir halde Tanju Yıldırım Akademi tekrar başlıyor. Tanju Yıldırım Akademi Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz gelişmeleri. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Ben de özledim çünkü ders vermeyi de. Ders vermek çok güzel, çok keyifli ve çok sevdiğim bir şey. Tango dersi vermek. Çünkü aslında konumuzun da başlığı biraz oraya ufak ufak değinelim istiyorsanız madem süremiz daralıyor. Çünkü ben hiçbir zaman tangoyu bir tango olarak, dans olarak öğretmedim. Bir dil olarak öğrettim ve bunu yerleştirmek üzere çok çaba sarf ettim. Çünkü tango gerçekten bir iletişim aracı, bir dil. İnsanların sosyalleştiği, bir araya geldiği, kadın erkek, iki kadın hiç fark etmez. İki enerjinin aslında güzel bir diyaloğu tango. Ve derslerimde de her zaman bunu bu anlayışla, yani
danstan çok bir dil gibi öğretmeyi hedefledim. Onun ötesinde çok yaşama dair şeylerle örneklendirip aslında herkesin kendinden bir şeyler bulacağı bir iletişimin dansı haline getirmeyi hedefledim. Dolayısıyla başka bir yere evrildim. Evet. Aklıma gelen bunlar. Bu süreç tabii hani Tangissimo Dans Artistik, ardından Tanju Yıldırım Akademi. Tangorama zaten başlı başına bir orkestra. Tangorama tabii ki. Ona da bir vakit ayıralım. Çünkü orkestralar, böyle hani farklı orkestralar var. Bunlar yani tango dünyada gelişiyor. Yani tabii. Bir şekilde hiçbir şey yerinde durmuyor. Tango da değişecek, dönüşecek. Dogmalar varsa onlar giderilecek. Çok soru var tabii ama vaktimiz dar olduğu için mesela ben hani müzik özelinde ayrıca çünkü bir sürü şey yaptınız yani ben o şeyleri çok hoşuma gitti o Bohemian Rhapsody'ler neler oluyor hayattayı şeye milongaya çevirmişsiniz onlar çok keyifli bu arada evet. O şey o bir sürü çoklu yüzler falan onları hangi teknolojide yaptığınızı soracağım. Pandemide yani başınıza gelen bu talihsizliklerin yanı sıra bir yandan da kişisel gelişim ve wellness adına çözüm odaklı bir şekilde boş durmayıp üretkenliği devam evet. ettirmişsiniz o evet. süreçte. O şeyleri tabii yaptığınız yani ve paylaştığınız kısımlarını biz de izledik. Benim için hani keyif verici ve hoştu. Tabii farklı şekillerde değerlendirilebilir. Hepsi ayrı ayrı konular olur. Ben konuşmaları devam da ettiriyorum. Çünkü içinde bulunduğu topluma değer katmayı hedef haline getirmiş kişilerin söyleyeceği çok şey var. Ve bunlardan feyz alıp daha ileriye bir noktaya tangoyu da taşımak, toplumu da taşımak, aynı zamanda eğitimin içine yani tango da değil, sanat ve sporu eğitimin içine kattığımızda toplumda nasıl bir dönüşüm olabileceği tango terapi platformunun yani şu anda bulunduğumuz platformun da hedefi ve gördüğüm kadarıyla sizin kendi okullarınızın ve kişisel gayenizin de kapsamına giriyor. Dolayısıyla da bence burada bir tek bir sohbet olmayacaktır bu. Farklı yerlerde de olabilir, burada da olabilir. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Ağırlarız. Çok önemli evet. bir noktaya değindiniz. Çünkü benim de ricam artık bu işin çok eskilerinden biri olarak bir birçok farklı alanda çalışmalar gösteren bir sanatçı olarak lütfen yapmış olduğunuz şeylerle bir katma değer katın. Yalnızca dans etmiş olmak için dans etmeyin. Bir güzellik katmak kendinize, etrafınıza bunlar çok çok değerli şeyler. Bu noktada da zaten hani sanatı ve sporu eğitimin içerisinde çok doğru şekilde harmanlayabilmek, kurgulayabilmek her zaman çok çok önemliydi. O zaman benim oyunculuk kısmı bitmek üzere mi şu anda evet. şeyimiz? Okay. Oyunculuk kısmı ve aynı oyunculuk ve eğitim kısmı, seslendirme, dublaj, onu bir başka programda tekrar evet ve ben hafta getirelim. Sonu aynı zamanda Sanata Evet projesiyle, Tamer Levent'le bir Lyons Kulüp'te bir Sanata Evet projesi vardı. Aynı zamanda orada da belki bunu birazcık daha genişletip farklı bir çalışma yapmamız da mümkün. Onu ayrıca bilahare konuşuruz. Tamam, çok yönlüsünüz o yüzden... bir şekilde biz de sınırlandırmak durumundayız yayını. Evet, bir Tango Terapi Platformu'nun hazırlamış olduğu bir Çitango Talks programının daha sonuna geldik. Ben Çiğdem Yorgancıoğlu. Yayına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tanju ederim. Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Metin Can Sarıkaya'ya teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.